İzmir'de yaşamak güzel ama ölmek zor. Evet. Allah gecinden versin. Allah gecinden versin ama sonuçta bu da bir en az doğum kadar doğal. Tabii. Her geçen sene bu ihtiyaç artıyor. O kötü gün geldiğinde herkes yani, telaşa kapılıyor. Bu çünkü. Kentin belediye ben başkanları... Ben aslında en az iki defa, üç defa mezarlar için telefon alıyorum biliyor musunuz? Evet, mezar yakında yeri. Kimse bulamıyor insan, çünkü. İnsan ki nereye gömülmek ister? Ailesinin olduğu yere gömülmek ister. Evet. Mezar yeri sorunu var. Bugün öleni siz şeye gönderiyorsunuz. Menderes, Görece'ye, Seferihisar, Yelke'ye gönderiyorsunuz. Peki bu da mı hükümete bağlı? Yani bunlar şöyle, Aziz Kocaoğlu döneminde de mezarlık yeri tahsisleri, daha doğrusu ben, Ankara'dan bir şey alabilmenin bu mezar yeri de dahil olmak üzere. Aziz Kocaoğlu, Büyükşehir Belediyesi'nin parasıyla yer satın almıştır. Almak Hazine'de. Zorunda kaldı. Evet, vermedikleri için. Yani şöyle, Ankara'nın bakışında evet farklı bir diplomasi, farklı bir iletişim dili yere yani uygulanarak, ara köprüler kurularak bir takım arka kapı diplomasisi üzerinden falan işlenilerek bir şeyler başarılıyor. Fakat yani Ankara'daki siyasi iradenin İzmir'i, bence İzmir'e baktığı yok. Ya İzmir'e baksa zaten kabinede bir tane bakan olurdu. Yani dolayısıyla... Bakan yardımcısı bile yok. Bakan yardımcısı olurdu. Yani Ankara bana göre İzmir'i, Ankara'dan kastım Erdoğan hükümetidir, İzmir'i büyük ölçüde görmezden geliyor, silmiş gibi bir şey. Ya bu kentin belediye başkanı mezarlık konusunda basın toplantısı düzenliyorsa, mezar yeri tahsis için hazineden biz ama var izin diyor, alamıyoruz. Gazi Emir'de 70 dönüm alan ya var. Var bir tane. Bir tane 70 dönüm alan 6 ay yetmiyor. Yani 200 dönüm yere ihtiyaç var diye açıklama yaptı dün. 200 bin metre. Her yıl 200 dönüm, 200 dönüm gömü alanına ihtiyacımız var diye Büyükşehir Belediye Başkanı. Büyükşehir Belediye Başkanı bu kente bu kadar. Bunu yaptırmayın ya. Bunu yapmayın. Bu kentin belediye başkanının elinden diyorlar ya efendim bahane üretmeyin falan. Bu bahaneyi alın. Mezar yeri ya. Bu ölüm. Ya bu hazine arazileri kime ait? Bizim değil mi? Ben bir İzmirliyim mesela değil mi? O hazine arazisinde benim de payım var. Senin de payın var. Ya şimdi bunların ya bunlar bu aşılabilir ya? Şeyler olmalı. Evet. Yani. Buralarda, aynı şeyi söylüyorum işte bu top yani. Buralarda yani buralarda takılılmamalı. Evet. Buralarda mesele buralarda takılınıyorsa işte diğer yerlerde efendim niye metro yok, niye U yok, şu yok, bu yok. O kadar yok ki bu kentin yokları çok büyük. Yani sonuç. Tabii liste çok. Ya yani sonuç çöp programda sadece mezarlık yerimiz yok. Ya yani. 2008'den bu yana Torbalı Taşkesik'te 2008 Torbalı, 2009 Menemen, efendim Fatih uzun uzun anlattım, Menderes, bu kent Karşıyaka. Yamanlar, Karşıyaka Yamanlar, bu kentin yöneticileri dün Aziz Kocaoğlu, bugün Tunç Soyer, CHP'lilerden başlayarak ikna süreçlerini yönetemiyorlar. Evet. Yani ama sırf onların suçu da değil. Özellikle bu sorun çözülmesini isteyen bir lobi var. Bu lobiyi başka bir programda uzun uzun konuşalım. Özellikle bu sorun çözülmesini isteyen bir lobi var. Siyaset lobisi var, ticaret lobisi var. Bu kenti bu alanda çözümsüz bırakıyorlar. Bir gün Fatih Yapar'ın dediği gibi Harmandalı patlayacak, kayacak. Büyük başka sorunlara sebebiyet verecek diye ben korkuyorum. Evet. Açıkçası. Evet. Şimdilik bu kadar değil mi? Evet.